Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber 2021 model bilgisayar mal yayınlarının 3. denemesinin geometri sorunun soru çözümünü beraber yapacağız. Sabit terimini soruyor. Burada binom kullanarak devam edecek olursak yolumuza 4'ün ikisini alacağım. Çünkü neden 4'ün ikisini alıyorum? Çünkü ben bunların ikinci kuvvetlerini aldığım zaman sabitleri tanjant x'i ve kotanjant x'i yok etmiş olacağım. Bu yüzden 4'ün ikisini aldım. Sonrasında binomdan dolayı tanjant x'in karesini alırım. Çarpı diyorum. Eksi 2 kotanjant x'in de karesini alacak olursam. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'den buradan 6 geliyor. Buraya baktığımız zaman tanjant kare x gelir. Çarpı 4 zaten karesini alınca pozitif olacak. Kot kare x gelir. Baktığımız zaman zaten tanjant kare x ile kot kare x ile çarpınca ne gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. Burası 1 mi? Evet. O zaman 6 çarpı 4 çarpı 1'den 24 gelir. Cevabımız C seçeneği. Soruya baktığımız zaman bir bölge sorusu. Nasıl çözeceğiz? Burada sinüs A, C falan vermiş. Bunların bölgenin pozitif ve negatif olduklarını söylemiş. Sonrasında buna göre 3 tane öncül vermiş. Ve o zaman burada değerlerini bulabilmek için şöyle demek istiyorum. A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi, D bölgesi ve E bölgesi olarak alacak olursam. Şimdi A bölgesine bakabilmek için buna baktım. Sinüs A ve tanjant A. Tanjant A negatif, sinüs A pozitifse ikinci bölgem ne olacak arkadaşlar? Ama A bölgem ne olacak arkadaşlar? A değerim ikinci bölge olacak. Böyle değil de şöyle yazayım. İkinci. Sonra geldim. Şunları bir silelim. B bölgesine bakacağım. B bölgesine baktığım zaman kosinüs B var mı? Evet. Kotanjant B var mı? Evet. Baktım. Kosinüs B artı. Kotanjant B de artı. O zaman bu ikisinin ortak olduğu neresi var arkadaşlar? Birinci bölge var. O yüzden buraya ben diyorum ki birinci bölgededir. Sonra C bölgesine baktım. C bölgesinin hangileri var? Sin C var. Kot C var. Sin C negatif. Kot C pozitif. O halde burada hangi bölge olur arkadaşlar? Burada da ikinci bölge olur. Şunu kırmızıyla yazalım. Hatta şunları bir silelim. C de ikinci bölgede oldu. Şimdi D'ye bakalım. D'ye baktığımız zaman tanjant D var, kosinüs D var. Kosinüs D ne? Pozitif. Tanjant D ne? Negatif. O halde bu zaten mecburi olarak ne olacak arkadaşlar? Bir dakika ya, ben C'yi yanlış yazdım. Hemen şunu düzeltelim. Arkadaşlar şu 2 değil, 4. bölge. Şunu 4 yapalım. Yanlış söylemişim. Az önce fark ettim. Şimdi D'ye baktığımız zaman da zaten ne dedik? Kosinüs pozitif, tanjant negatif olduğu bölge yine orası 4. bölge olacaktır. Sonra E'ye bakalım. E'ye bakarken de ne bakacağız? Kotanjant E negatif. Sonrasında kosinüs E negatif. İkisinde negatif olduğu bölge neresi vardır arkadaşlar? Bir de onu inceleyelim. Mouse'u kaybettim. Heh, buldum. Burası da nedir arkadaşlar? İkinci bölgedir. Şimdi öncülleri incelersek A ile D açıları aynıdır diyor. Aynı bölgede. 2 ve 4. bölge mi? Hayır, yanlış. A ile E'ye baktığımızda 2'ye 2 mi? Doğru. B ile C'ye bakalım. B1, C4 de yanlış. Yani cevabımız bursa B seçeneği. Boş bir trigonometri sorusu hangileri doğrudur diyor. Kökleri x1 ve x2 ise ben burada direkt kökler toplamına baktığım zaman x1 artı x2 değerine gelecek arkadaşlar. Kosinüs alfa. Sonrasında kökler çarpımına baktığım zaman x1 çarpı x2 eşittir c bölü a'da ne gelecek arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı sin kare alfa. 1 bölü 2 sin kare alfa. Şimdi baktığımız zaman x1 artı x2 değeri burada birinci öncülde eksi 1 ile 1 arasında eşit ölmedir. Evet. Kosinüs alfa değeri zaten bu aralıklarda mıydı? Evet. O yüzden birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülü incelediğimiz zaman x1'in karesi artı köklerin karesi. O zaman şu şekilde söyleyebilir miyim burayı? Ben x1'in artı x2'nin karesini aldığım zaman buradan bu ifadeden 2 çarpı x1 çarpı x2'yi çıkartacak olursam burada ne elde ederim arkadaşlar? X1'in karesi artı x2'nin karesini elde eder miyim? Evet, elde ederim. Neden? Çünkü buranın açılımında ne gelecek? Artı 2x1 çarpı x2 geliyor. Onu da buradaki ifadeyle yok ettiğim için. Şimdi x1 artı x2'nin karesini aldığım zaman ne gelecek arkadaşlar? Cos. Bunu açalım. Kosinüs kare alfa gelecek mi? Evet. Ben diyorum ki eksi ne çıkaracağım bundan? 2 çarpı kökler çarpımının çıkarmam gerekiyor. 1 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı sin kare alfa. Ben bunları sadeleştirirsem buradan cos kare alfa eksi sin kare alfa geldi mi? Evet. Zaten burada ne geçti arkadaşlar? Kosinüs 2 alfa mı eşit? Evet. Bu yüzden ikinci öncülümüz de doğrudur dedik. Buraya baktığımız zaman bu iki kare farkı mıdır? Evet, iki kare farkı. Hatta şunu şu şekilde yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? Bunu düzenleyeyim ben.
Burada ikinci özdeşliği kullanarak yani şundan yola çıkarak bir işlemler yapacağız. X1 artı X2'nin karesini ben şu şekilde yazabilir miyim aynı şey? Aynı zamanda. X1 eksi X2'nin karesini burada ne çıkaracağız arkadaşlar? Artı diyorum. 2 çarpı X1 çarpı X2. Ben zaten buradaki değeri bulmuş muydum arkadaşlar? Evet, buradaki değeri buldum. Peki yani bundan sonra buraya ben ne yazacağım arkadaşlar? Şuradan cos kare yazabilir miyim? Evet, cos kare alfa yazdım. Evet. Burayı biliyor muyum? Bilmiyorum. Buraya V demek istiyorum. V artı 2 çarpı x1 çarpı x2 de zaten burada ne gelecek arkadaşlar? 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı sin kare alfa geldi mi? Evet. Bunlar sadeleştireceğiz. O zaman cos kare alfa eksi sin kare alfa eşittir V mi geldi? Evet. V dediğimiz ifadede zaten şunu V'yi şu şekilde yazayım. X1 eksi x2'nin karesi mi? Evet. Ben burada her tarafı kök içerisine alacak olursam ne gelecek arkadaşlar? Şurayı her tarafı köke alayım. Renk değiştirmeye çalıştım. Burayı köke aldım. Burayı köke aldım. Buradakiler gitti. O zaman kök içerisinde x1 eksi x2 ne geldi arkadaşlar? Cos kare alfa eksi sin kare alfa mı geldi? Evet. Baktığımız zaman biz burada neyi bulduk? Aslında x1 eksi x2 mi bulduk? Evet, bu neye eşit arkadaşlar? Kök içerisinde cos kare alfa eksi sin kare yazamadım. Sin kare alfa mı? Evet. Ben peki neyi biliyorum? X1 artı X2 de biliyor muyum? Peki ben burası 2 kare farkı olarak açılabilir mi? Evet, X1 artı X2 çarpı X1 eksi X2 olarak mı? Evet, ben zaten X1 eksi X2 buldum mu? Evet, burası kök içerisinde cos 2 alfa mı? Tamam. X1 artı X2 ne peki? Cos alfa. Peki ben bunu çarpırsam bu ifade eşit olacak mı? Hayır olmayacak. Üçüncü öncüğüm. Yanlış, o yüzden cevabımız D seçeneği. Klasik bir katlama sorusu. Burada diyor ki buraya aldım, buraya katladım. AB'yi bu tarafa katladığım zaman ben buraya eğri ile B üstü gibi düşünecek olursam AB üstü 20 mi? Evet. Burası 20. Şöyle yazalım, 20. AC 12 mi? Evet, 12. O zaman CE kaç gelecek arkadaşlar? 8 gelir mi? Evet. Hatta ben şöyle düşünecek olursam şöyle çizgileri uzatalım. Burasının yüksekliği aynı olduğu için ben tabanlardan şöyle diyebilir miyim? Ben buraya 8A diyebilirim dersem burası 12A olacak mı? Evet. Zaten burayı buraya katladığımız için burası da 20A mı? Evet, burası da 20A olacak mıdır? Evet. Bir de alan ABC diyor. Yani alan ABC kaç? 32A. 32A bölü CDE diyor. Yani 8A'dan bahsediyor. Bunları sadeleştirdim. Burada kaç geldi arkadaşlar? 4 geldi. Cevabımız C seçeneği. Soruya baktığımız zaman soruda diyor ki şekil 1'deki düzgün altıgen MKDC 45 derece olacak şekilde DK boyunca kesilip şekildeki gibi iki parçaya ayrılıyor. Ve ayrılan parçalar mavi ve kırmızı renge boyanıyormuş. Mavi de boyalı parçanın alanı kırmızı ile boyalı parçanın alanından 16 kök3 birim daha fazla olduğuna göre DK kaç birimdir diyor. Güzel bir soru. Şimdi ben buradaki alanı A demek istiyorum, tamam mı? Nereye? DKBC'ye. Ben öyle bir hareket yapayım ki D noktası sabit kalmak suretiyle buradaki alanı yansıtmak gibi düşünebilir. Aldım, biraz öteledim, yansıttım. Nasıl öyle yani? Şöyle çektiğim zaman burasına 45 derece diyorum. 45 ve buranın alanı A olsun. Şimdi neden bunu yaptım? Şunun için ben buradan şöyle bir parça çektiğim zaman buralar eşit oluyor mu? Evet. Zaten bizim mavideki fazlalığımız bu iki alan mı? Yani ben buraya V diyecek olursam DVAK mıdır? Bu alanın parça fazla uzunluğu ne? 16 kök 3 mü? Evet. O halde ben buraya zaten tabanlar eşit olduğu için 8 kök 3 8 kök 3 olarak parçalayabilir miyim? Güzel. Devam ediyorum. Ben altıgenin bir kenar uzunluğuna A birim dediğim zaman AA şöyle dedi, şunu da çekecek olursam. Çektim burayı. Hangi rengi kullanıyordum? Moru kullanıyorum. Buradaki DB uzunluğu A kök3 geldi mi? Evet. Şöyle A kök3. DA uzunluğuna gelecek arkadaşlar 2A mı? Bunların hepsi altıgenin özelliklerinden. Şimdi ben burada çizdiklerin hepsini büyük altıgene taşıyıp devam edeceğim. Daha iyi anlaşılabilmesi için. Temize çektim. Şimdi buraya A kök3 dememe sebebi nedir arkadaşlar? Burasının 120 derece olması mı? Evet, aynı zamanda burasının 30 derece olması mı? Evet, şuradan renk değiştireyim, devam edeyim. O zaman şuradaki ufak açıya 15 derece kalacak mı? Evet, şurasında zaten biz 45 derece olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde o halde buralara ne kalacak arkadaşlar? 15'er derece kalacak mı? Neden? Çünkü şurası da 15 olacak. Tamam.
O zaman burada bir açıortay geliyor mu? Evet. Ben burada açıortayı kullanarak nerede? Şuradaki açıortaydan bahsediyorum. Buradaki açıortayı kullanarak bir oran yazacağım. Ondan sonra da neyi bulacağım arkadaşlar? Bir şeyler bulacağım. Nerede yazayım? Şurada yazayım. Şimdi 2A'nın uzunluk olarak düşünecek olursam 2A böyle buradan ne düşüneceğim? 8 kök 3 alan olarak. Alandan uzunluğa 8 kök 3. Neye eşit olmalı arkadaşlar? A kök 3. Neye bakıyorum? DB uzunluğuna bakıyorum. A kök 3 dedik. Bunun alanı da ne diyelim? X kullanıldı mı hiçbir yerde? Tamam, X diyelim. Baktığımız zaman a'lar zaten birbirine götürecek. Kök 3 ile kök 3 çarpınca o zaman 2x eşittir 24 geliyor. X eşittir 12 midir? Evet. Peki yani benim bu bulduğum x neydi? DKB'nin alanı. Yani şurası. 12. Baktığımız zaman burası 15. O zaman buraya 75 derece kalacak mı? Evet. Hemen bir renk değiştirip devam edelim. Kırmızı seçtim. Burası 15-75 90 üçgeni. Buradan bir 90 derece çıkardığım zaman haşa 4h kullanacağım. Burası haşsa DK uzunluğum 4h mıdır? O halde ben bunun alanını bulabilmek için 4h çarpı h bölü 2 eşittir 12 mi yapacağım? Evet. 24 işler dışarı çarpımı yaptım. 24 4'e böldüm. H kare eşittir 6 mı geldi? Evet. H değerim kök 6 mıdır? Evet. Bize neyi soruyor? DK'nın kaç birim olduğunu mu soruyor? Evet. Peki hala DK kaç? H 4h. Çarpı 4 her tarafı 4 ile çarparsam 4h'i bulurum. O da 4 kök 6. Cevabımız E seçeneği. Bence güzel bir soruydu. Soruya baktığımız zaman karenin çevrel çemberi verilmiştir diyor. Boyalı bölgeler kesilip atılılaş şekildeki A üssü, B üssü, C üssü, D üssü bir motif tasarlanmış. T, D, D, BM noktası olduğuna göre dikdörtgenin çevresi 8 kök 2 birim olduğuna göre R'ni yani yarıçapı soruyor. Baktığımız zaman şurası bir merkez midir? Evet. Ve içinde kare mi barın diyor. Evet. Ben buraya R dediğim zaman burası da R olacak mıdır? Güzel. Burası 45-45 kare olduğu için o zaman BC uzunluğu ne gelir arkadaşlar? R kök 2 gelir mi? Burası 90 derece olarak düşünecek olursak şuraya yazıyorum karışmaması için. BC uzunluğu nedir? R yanlış yazdım. Yok doğru yazdım. R kök 2. Şimdi baktığımız zaman bizim neyi bulmamız gerekiyor arkadaşlar? Şuradan TDE değme noktası ise ben buranın uzunluğunu A üstü D üstüne bulabilir miyim? Zaten orası da şurası değil mi? Evet. Pekala şöyle düşünecek olursam ben bunu böyle çektiğim zaman burası R burası BC neydi? R kök 2 idi. Buraları eşit parçalara bölünecek mi? Evet. O zaman burasının uzunluğu şu kırmızıyla gösterdiğim uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Tamamı zaten ne demiştik? R kök 2 bölü yazamadım. R kök 2 bölü 2 midir? Evet. Peki hala bu zaten yarıçap mıydı? Tamam. Ben burada mor ile çizdiğim yeri bulabilmek için bundan R'yi çıkartır mıyım? Evet çıkartırım. O zaman buradaki bir tanesini bulabilir miyim? Evet. İki tanesini bu ifadeyi 2 ile çarparsam A üstü D üstü uzunluğunu bulacak mıyım? Evet bulacağım. Burayı 2 ile çarpalım o zaman. 2 çarpı R eksi R kök 2 bölü 2. Bu da neye eşit arkadaşlar? 2R eksi R kök 2 eşit. Doğru mudur? Tamam. Benim bulduğum yer neresi? A üstü D üstü. Şimdi D üstü C üstünü bulabilmek için ne yapacağım? Zaten demiştim ya buralar R kök 2, R kök 2 diye. Evet onu ben 2 ile çarpacak olursa hatta burası zaten direkt R kök 2 gelir. D üstü C üstü ne oldu arkadaşlar? Aslında BC gibi düşünecek olursam orası da R kök 2 miydi? Evet. R kök 2 DC. Şimdi uzun kenar artı kısa kenarı toplayacağım. Artı diyorum 2R eksi R kök 2 çarpı 2 zaten bize çevresini verecek. Bunlar gitti mi? Evet. 4R eşittir 8 kök 2 ise R değeri buradan 2 kök 2 gelecek. Yani cevabımız A seçeneği. Soruya baktığımız zaman bir analitik düzlemde kare ve dikdörtgenlerden oluşmuş bir şekil verilmiş. B köşesinin koordinatlar çarpımı 8. Yani buranın çarpımı 8 olduğunu söylemiş. Tüm şeklin alanının kaç olduğunu söylemiş. Burası bir kare, burası bir dikdörtgen sarılar. Dikdörtgen maviler kare ise. Ben buraya A dediğim zaman. Kırmızıyla göstereyim. Ben buraya A dediğim zaman. Dikdörtgenin kısa kenarı ve karenin bir kenarı A olacak. O yüzden burası da A. Buraya da B dediğim zaman. B noktasının
X değeri nedir arkadaşlar? A. Y değeri AB midir? Evet. Hatta AB değil, A artı B'dir. Diyor ki bunların çarpımı 8'dir. A çarpı A artı B eşittir 8. Baktığımız zaman ben buraya A, buraya B diyecek olursam A artı B'yi ben nasıl bulurum arkadaşlar? A artı B bir dikdörtgen midir? Burası A ise eşittir A çarpı A artı B ile bulur muyum? Burası B. Bu da nedir? Evet. Peki yani baktığımız zaman burası 8, burası 8 mi? Evet. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. Yani cevabımız 8 çarpı 3'ten 24 gelir. Soruya baktığımız zaman bize bir merkez orijin olan düzine altıgen vermiş ve kenara 6 birim olduğunu söylemiş. Pozitif yönde 960 derece dönerse, pozitif yön neresidir arkadaşlar? Burası. 960 derece dönmesi aslında 360 artı 360 artı kaç etti? 720, 240 derece dönmesi anlamına mı geliyor? Zaten 360'er derece döndüğü zaman burada F noktası. 360 döndü yine F. 360 döndü yine F. Şimdi bir 240 döndüreceğiz. Zaten 180 derece döndürdüğümüz zaman F noktası C noktasına gelecek. O zaman ben bir 60 derece daha döndürsem, yani 60 derece döndürebilmek için şöyle düşünecek olursam, burada aslında 60 derece mi? Evet. O zaman bunlar birbirine eşit mi? Evet. Yani 960 derece döndürdüğüm zaman D noktası, ama F noktası nereye gelecek arkadaşlar? D noktasına gelecek. O zaman burası yeni nokta, yeni yeri burası. O zaman şöyle düşünecek olursam benim elimde bir tane 60-60 eşken üçgen var. Hatta yaklaştırayım birazcık. Yaklaştırdım. Zaten buranın 6 birim olduğunu biliyor muyum ben? Evet, buranın da 60 derece olduğunu biliyorum. Burası da 6 birim. Burasının koordinatını bulabilmek için şuradan bir dik indirecek olursam burası 3, burası 3 olarak parçalanır mı? Evet. O zaman burası 60 derece olduğu için 3 kök 3 olacak mı? Evet. O halde D noktasının yeni koordinatı, yani aslında yeni F noktasının koordinatı 3'e 3 kök 3'tür. O da hangi şıkta var? A seçeneğinde var. Soruya baktığımız zaman o iki merkezi çemberin denklemi verilmiş. O zaman o halde bunu tepe noktasına 21 diyecek olursak hatta şöyle düşünebilir miyiz? Bunun yarıçapına gelecek arkadaşlar 6 birim ben. Evet, ben şöyle buraya bir 6 çizdim. Buraya bir 6 çizdim. Peki yani şurası 21 birim midir? Evet. Hatta şöyle düşünecek olursam burası da R, burasına da şöyle düşünecek olursam R, R midir? Evet. Peki yani ben sonra ne yapacağım? Şuradaki uzunluğu bulabilmek için. Neredeki uzunluğu? Aha da buradaki uzunluğu. Buradaki uzunluğu bulabilmek için arkadaşlar ben ne yapacağım? Tamamı 21 miydi? Bir yazmayı unutmuşuz. 21'di. Peki hala 6'yı çıkartacak olursam şöyle düşünmem gerekiyor mudur arkadaşlar? Pardon. Şurası R'ydi. Ha. 21 eksi R mi yapacağım ben? Evet. Sonrasında ne yapacağım? Bir tane üçgen oluşturacağım. Şimdi ben buranın 21 eksi R olduğunu biliyorum. Sonra burasının R olduğunu biliyorum. Şuradan bir tane şey çektiğim zaman burası 6, burası R midir? Evet. O zaman şöyle bir üçgen çıktı mı elime? 21 eksi R, R, R artı 6. R'ye burada değer vererek özel bir üçgen yakalamaya çalışacağız. R eşittir 9 için sağlanıyor mu? 9, 12, 15 üçgeni sağlandı. O halde buranın merkezinin koordinatlarına baktığımız zaman eksi 9'a 9 mudur? Ve R'si kaç? 9 mudur? Evet. Şıklara bakalım. Şıklara baktığımız zaman zaten direkt B seçeneği gözümüze çarpıyor. Cevabımız B. Ya da şey yapabilirdik. X'in x eksi 9'un karesi, yani o zaman oradan artı 9 geliyor. Y eksi 9'un karesi kaç eşit olacak? 81 eşit olacak. Yani cevabımız B seçeneği. Son sorumuzu da çözelim. Soruda diyor ki bir tane taban ayrıtı 6 santim yüksek bir 20 santim olan altıgen dik prizma verilmiş. İçine bir silindir prizmanın tabanı aynı olup dik dairesel, evet, silindir yerleştirilmiş. Yani silindir mi yerleştirilmiş onu teyit etmek için okudum. Sonra silindir altı deliniyor. Delindikten sonra su artık altıgenin içine dolduruluyor ve buradaki ufak kısımlar var ya, mesela şurada da var falan. Oraları dolduktan sonra bunun yüksekliği azalıyor. Bir de bu yüksekliği soruyor. Şimdi suyun hacmini bulabilmek için arkadaşlar ben ne yapmam gerekiyor? Şöyle düşünecek olursam burası 6 değil mi? Şu taban ayrıtı 6. Bu taban ayrıtı 6 mı? Evet. Zaten altıgene baktığımız zaman şu kırmızıyla bordoyla işaretlediğim yer 6 kök 3 olacak mı? Nereden? 120 üçgeninden 6 kök 3 oluyor. Baktığımız zaman bu silindirin aslında şeyi değildir. Şöyle bir silindir düşünecek olursak şöyle. Burası değildir. O zaman 6 kök 3 neye eşit arkadaşlar? 2R'ye mi? Evet. R'imiz ne gelir buradan? 3 kök 3 gelir. Peki ya suyun hacmini bulabilmek için pi
çarpı r kare. R'nin 3 kök 3'ün karesi çarpı h. H dediğimiz ifadede 20 mi? Evet 20. Ne eşittir arkadaşlar? Altıgen. Altıgenden nasıl gideceğiz? Altıgen alanına bakacağız. Yani şöyle düşünmem gerekirse altıgende 6'sına eş üçgen var mı? Evet. Şöyle düşünelim. Abi şimdi nasıl çizeceğim? Buraya baktığımız zaman 6 tane eş üçgen gibi düşünün. Çizimim rezalet biliyorum. Buraya ben a a a a a diyebilirim değil mi? O zaman 6 tane eşgen üçgen. Ben buranın 6 olduğunu biliyor muyum? Evet. Buranın 6 olduğunu biliyor muyum? Evet. 6 6. Pekala ben buradan bir tanesinin alanını bulduktan sonra hepsinin alanını bulabilir miyim? Evet. Sonra da yüksekliği oradan çıkaracağız. Pekala eşkenar üçgenin alanını nasıl bulacağız? 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Değil mi? Evet. Onu bir de 6 ile çarparsak biz totali buluruz. Peki hadi bunu 6 ile çarpmamız için nasıl gerekiyor? Burada kaç geliyor arkadaşlar? Şurası 9 kök 3 geliyor. Çünkü 36'yı 4'e böldüm. 9 kök 3 çarpı 6 yaptım. 54 kök 3 geldi. Peki hadi bunun bir de x yüksekliği mi var? Evet. Ben bunu da neye eşitleyeceğim? 54 kök 3 çarpı x. X de zaten buradaki 6 yeni yüksekliği. Burada bunun karesini aldığımız zaman zaten karesini koyma yapmışız. Ne gelecek arkadaşlar? 27 gelecek mi? Bunu da bunu sadeleştirdim. Burada 2. Bunu da bunu sadeleştirdim. Burada 10. 10 pi bölü. Kök 3'ü de bölü olarak attım. X'e eşit. Her tarafı kök 3 ile genişletecek olursam 10 pi kök 3 bölü 3 eşittir x olur. Buradan cevabımız E seçeneği gelir.